Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah raporunda Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi genel olarak baktığımızda son dönemde hem içeride hem dışarıda, yurt içinde yurt dışında olan önemli unsurlar var. Hızlıca bir bunların üzerinden bir özet yapayım. Dünün gündemi neydi, evet. Bugünün gündeminde neler var? Birazcık bunları değerlendireyim. Sonrasında sohbetimize başlayalım. Özellikle dün itibariyle yurt dışı piyasalardaki en önemli gündem maddelerinin başında Amerikan tahvillerinde yaşanan gelişmeler geliyordu. Arka arkaya gelen ihalelerdeki nispi zayıf taleple birlikte özellikle Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü hareketin biraz daha belirginleştiğini görüyoruz. Bu sabah Amerikan 10 yıllıkları 4.56'lar seviyesine doğru gelmiş oldu. Genel olarak bakıldığında ihale öncesinin daha üzerine gelmiş bir faiz seviyesiyle karşı karşıyayız. Özellikle 2 yıllık tarafa da baktığımızda talebin zayıf geldiğini, sadece 69 milyar dolar gelen taleple birlikte Amerikan 2 yıllık tahvil faizinin de an itibariyle 4.97'ler civarında seyrettiğini söyleyelim. Özellikle 2 ve 5 yıllık tahvil ihalesine gelen talebin zayıf olması bundan sonraki süreçte Fed'den, Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerinin biraz daha ötelenmesiyle sonuçlanacak gibi görünüyor. Diğer taraftan yine Amerikan endekslerindeki kapanışlara baktığımızda ise özellikle Nasdaq tarafında Nvidia'nın kuvvetli performansını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Magnificent 7 olarak bilinen muhteşem 7'nin içerisindeki hemen hemen bütün hisse senetleri sert yukarı gitti. Özellikle burada biraz önce bahsettiğimiz gibi Nvidia'nın Elon Musk'ın yeni startup'ı, yapay zeka startup'ı üzerinden yapabileceği yeni anlaşma çerçevesinde kabaca 6 milyar dolarlık bir H100 grafik kartı, ekran kartı kullanacak olması Nvidia hisselerini sert şekilde yukarı itti. Dolayısıyla bu da Nasdaq endeksinde yeni bir rekor kapanışı beraberinde getirdi demek mümkün gibi görünüyor. Fed başkanlarından da açıklamalar geliyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin açıklaması var. Yeni bir faiz artırımını piyasa göz ardı etmemeli diyor. Biraz daha ihtiyatlı tarafta kalan, daha şahin üyelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte biraz daha kısıtlayıcı kalacak bir para politikası olmalı. Net olarak verinin aşağıya doğru geldiğini enflasyon tarafında gözlemleyene kadar buralarda kısıtlayıcı kalmakta fayda var diye de değerlendirme yapıyor. Şu anda 2024'ün tamamı için piyasa kabaca 30 bas puanlık bir faiz indirimini fiyatlara dahil etmiş durumda. Ancak tabii ki daha fazlasını bekleyebilir miyiz? Bunun için biraz daha veri görmek gerekecek gibi görünüyor. Piyasa burada biraz ifratla tefrit arasında gidip geldi demek mümkün. 6 faiz indirimi beklentisinden şimdi belki bir faiz indirimine, hatta bir ara faiz artırımına kadar taşımışlardı beklentiyi, onu da bir kenara not düşmekte fayda var. İçeride ise özellikle bir yandan hem kapasite kullanımı tarafından gelen veriler vardı önceki gün, onların detaylarına bakarız. Hem de aynı zamanda özellikle reel sektörün durumu, bundan sonraki süreçte nasıl olacak, fiyatlama mekanizması nasıl işleyecek, finansmana erişim maliyet tarafında ve aynı zamanda erişilebilirlik tarafında iş dünyası için ne kadar zorlayıcı kalacak? Vahap Munyar'la birlikte bunların hepsinin üzerinden geçmeye çalışacağız. Biraz uzunca bir özet oldu ama hakikaten faydaya dönük olsun diye de mümkün olduğunca aktarmaya çalıştık. Yurt dışında olup bitenleri zaten gün boyunca detaylı konuşuyoruz, evet. Ama orada olup bitenleri ürkütüyor mu sizi özellikle bu fon akımları açısından? Oluyor tabii, yani sonuçta uluslararası piyasalara bağlı bir haldeyiz. Onlardan etkilenmemek mümkün değil, onun için ürkütüyor. Peki bu özellikle son dönemde çok tartışılan konular olduğu için buradan başlayalım. Birincisi, Türkiye tabii geçen yılki Haziran seçimlerinden sonra yeni bir ekonomik programa geçti. Bu ekonomik programın temeli hem kurdaki yükselişi dizginleyebilmek, evet. Hem beraberinde kurdaki yükselişi dizginleyip maliyet enflasyonunu düşürmenin yanında aynı zamanda iç talebi biraz daha baskılayarak buradan gelen talep enflasyonunu da aşağıya çekebilmekti. Bunun yollarından biri elbette faizi artırmak. Diğer taraftan da Türkiye'nin büyümesinin finansmanını sağlayabilmek için de dış kaynak temini. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Bloomberg'e vermiş olduğu mülakatta da net olarak altını çiziyor. Beklediğimizin üstüne çıktı. Özellikle yerel seçimler sonrasındaki fon girişi diye. Dolayısıyla nasıl görüyorsunuz özellikle carry trade kaynaklı giren bu paranın büyüklüğünü? Şimdi ihtiyacımız var. Yani onun için o paranın gelmesini sağlamak üzere her türlü ortamı sağlamak zorundayız. Öbür türlüsünün yanlış olduğunu
çok rahat bir şekilde yaşayarak acı bir şekilde öğrendik. Dolayısıyla o tür çabaları harcamak zorundayız. Çünkü bir güven kaybı yaşadı Türkiye o dönemde. Uyguladığı, ben ters yol olarak tabir ediyorum, o ters yola girdiğimiz dönemde uluslararası piyasalarda da, kendi içimizde de bir güven kaybı yaşadık. O güveni tekrar sağlamak o kadar kolay değil, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla güveni sağlamak üzere her türlü kapıyı açmak ve zorlamak zorundayız. Başka yolu yok. Gelecek kaynağı, sıcak para da olsa gelecek kaynağı burada kazanabildiğini ve o kazanabildiğini geri götürebildiğini göstermek ve onu kanıtlamak zorundaydık. Onun için her türlü adım atılıyor. Ben başka yolumuz da olmadığı için doğru buluyorum yapılanları. Yani carry trade çok tartışılıyor bugünlerde ama bence tartışmanın anlamı yok. Dışarıdan gelecek kaynağa ihtiyacımız var. İçerideki tasarruflarımız bize yetmiyor. Onları yapmak zorundayız. Ve gelmeye de başladı. Gerçekten de tahminlerin üstünde gelmeye başladı. Yavaş yavaş rezervler artıya geçmeye başladı. O da sevindirici bence. Türkiye'yi rahatlatır. Şimdi bu kısmı çok tartışıldığı için evet biraz üzerinden gitmekte fayda var. Tabii iş dünyası temsilcileriyle konuştuğumuzda ya da işte belirli noktalarda sanayicilerle değerlendirme yapmaya çalıştığımızda özellikle de kar marjı dar olan sektörlerin temsilcileriyle konuştuğumuzda daha net bu serzenişlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Diyorlar ki zaten programın temeli carry trade üzerine kurulu. Dolayısıyla bunun için kuru tutuyorlar. İşte kur tutulduğu için bir yandan da kuru tutabilmek için de faiz yüksek tutuyorlar. Dolayısıyla işte yabancı geliyor. Bunlar gideceği zaman ne olacak? Bunu karşılayabilecek miyiz? Veya işte benzer şekilde bir sonraki faza geçip biz bunu kaldırabilecek büyüklüğe sahip miyiz gibi sorularla devam ediyor. Burada hani Türkiye'de geçmiş yıllarda da biz bunu yaşadık. Dolayısıyla Türkiye'ye carry trade ile gelen para sadece yüksek faiz olduğu için değil, sermaye kazancı elde etme imkanı bulunduğu için geliyor. Nasıl ki bir sanayici kendi sermayesini koyup bundan sermaye kazancı elde ediyorsa, fon yöneticisi de bir sermaye koyup bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Fakat ben hani geçtiğimiz hafta Adana'da da bunu anlatmaya çalıştım oradaki sanayicilere. Şöyle bir şey var, Türkiye'de yabancı yatırımcının sıcak paranın en yoğun giriş yaşadığı dönemlerde Türkiye'de tahvil piyasasında %4.63 ile borçlanmışlığı var hazinenin. Evet. Dolayısıyla hani mutlaka yüksek faizi değil sermaye kazancına da geldiğini, ileride faiz düştüğünde de bunun devam ettirilebilir olduğunu, elbette kimsenin Türkiye'den bu kadar kaynağın yurt dışında transferi konusunda istekli olmaması gerektiğini. Kesinlikle. Hani sonuçta bu ülkenin kaynağı, neden yurt dışına göndermek zorunda kalalım? Ama hatta bir tane sanayicimiz dedi ki Türkiye işte bunlar tefeci faizine geliyor. Dedim ki Türkiye'de de tefeci enflasyonu var, ne dersin? Kesinlikle öyle. Yani biz birçok şeyi, tabii ki bir pandemi yaşadık, sıkıntılı günlerdi. Depremi yaşadık, çok daha büyük sıkıntıydı. Onların hepsi ortamı bozan, yani ekonomik ortamı bozan şeylerdi. Ama biz ortamımızı daha önceden, 2018'in ikinci yarısından sonra bozmaya başladığımız için her şeyi katlamalı yaşıyoruz. Gerçekten de enflasyon da gerçekten hani tefeci enflasyonu denebilecek boyutta. Yani bir tefeci senden ne kadar para çalırsa enflasyon daha fazlasını çalmış. Ki yani hala verilen faiz enflasyonun altında, hala reel faizde eksi değil ama ona rağmen hani bir yani yolumuzu... Reel faizde değiliz hala. Genellikle de insanlar ona bakarlar. Hani hedef enflasyonu herkes çok da benimsemeyebilir, düşecek mi düşmeyecek mi diye. Dolayısıyla bunu yapmak zorundayız. Ben işte Anadolu'yu dolaşıyoruz. İşte Hakan Güldağ, Şeref Oğuz beraber dolaşıyoruz. Dün de Diyarbakır'daydık. Aynı şekilde hemen kurla ilgili şikayetler başladı. Faiz çok yüksek. İşte 65'lerle 70'e yakın faizlerle borçlanırsak, bir yatırım yaparsak bunu ödeyemeyiz diye başladılar. Ben de diyorum ki arkadaş, her şeyin tersine 3-4 yıl boyunca enflasyonun çok altında faizlerle devam edildi ve o kredileri kullandınız. Şimdi artık bunun faturasını ödeme zamanı geldi. Belki sen direkt, yani anlatana söylüyorum, sen direkt kullanmadın ama birçok insan kullandı, birçok sanayici, iş dünyasından insanlar kullandılar. Nereye yatırdılar artık o tartışılır belki ama sonuçta onun faturasını hep beraber ödüyoruz. Sakın faizden şikayet etmeyin. Aksi halde çok fazla şikayet edince de bu sefer yeniden o
tasvip etmediğimiz politikalara dönülürse bu sefer çok daha ağır şeyler yaşarız diye söylüyorum. Onun için yani buna katlanmak zorundayız. Başka yolumuz yok. Yine Adana'da bir sanayici kalktı panel sırasında. Ve şöyle bir şey söyledi. Yani kendisi de sanayici. Biz dedi son 2,5-3 sene içerisinde sanayiciler olarak gittik. Çok ucuz para bulduğumuz için bununla bir sürü duran varlık aldık. Arsa aldık. İşte onu aldık, bunu aldık. Ve kendi aramızdaki sohbetlerde salona döndü. Hepimiz birbirimizle aldığımız arsanın, arazinin çarpı 8, çarpı 10 yaptığını gururla anlatmıyor muyuz? Her sohbetimiz böyle geçiyor dedi. Aynen öyle. Şunu şu kadar aldım, buraya geldi. Buradan makine aldım, fiyatı buraya geldi, şu kadar kârdayım, şu kadar avantajlı aldım. Kendi aramızda hep bunları konuşmuyor muyuz dedi. Şimdi dedi, o varlıklar elimizde dururken bunları satmaktan imtina edip, dönüp finansman tarafında erişememezlikten dolayı yakınmak bana doğru gelmiyor dedi. Bunları yarın alamam deyip elden çıkarmayanlarımız ileride hakikaten çok daha zorlu bir dönemde çıkarmak zorunda kalabilir. Tabii. Bence doğru yapmıyoruz diye de bir görüş beyan etti. Bunun için ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Dün Diyarbakır'da örnek verdim. 2 gün önce bir ilaç şirketinin de bünyesinde barındıran holding patronuyla sohbetimiz vardı. 94 krizini anlattı. Dedi ki, 94 krizinde şirketlerimizden biri, ilaç dışı şirketlerimizden biri bizi çok zorlamaya başlamıştı. Biraz inat edip sırtımızda taşımaya kalksak bütün şirketleri aşağı çekecekti. Baktık olacak gibi değil. Biz 94 krizinde o şirketten kurtulduk. O şirket hala bir başkasının elinde faaliyete devam ediyor. Ama o günlerde onları sıkıntıya sokmuş durumda. Dolayısıyla onu sattıktan sonra rahatladık. Oradan gelen kaynakla borçlarımızı ödedik ve yola devam ettik. Şimdi bunları yapmak zorundalar. O biraz şımarık bir dönem yaşandı gerçekten de. Özellikle o kaynaklara ulaşabilenler açısından şımarık bir dönemdi. Şımarık kullandılar. İşte KKM'ye bile götürenler oldu. Hani şimdi aslında hak ediş şeklinde kullandırılıyor olsa bile krediler. Herhalde kitabına uydurdular. Ben bizzat onu yapanların kendi ağızlarından duydum çünkü. Dolayısıyla oralarda kullandıkları kaynakların acısını şimdi bize hep beraber çektiriyorlar. Bütün iş dünyasına, bütün sanayicilere çektiriyorlar. Hep pahalı kaynak kullanmak durumundalar. Ama şimdi de işte bizim Şeref Oğuz hep buluşmalarda soruyor. Diyor ki, arkadaş küçülme planı nedir bu krizlerde? Yani küçülme planı da yapmak zorundasın. Ama sakın bunu personel çıkaracağım, işçi çıkaracağım şeklinde söyleme. Birinci seçenek bu değildir diye. İşte bu seçenekleri kullanmak lazım. O zamanki çok fazla kazancı bir kısmını bu dönemde harcamak zorundalar veya biraz daha fazla küçülmek zorundalar. Ondan sonra küçülerek tekrar büyümenin yollarının olduğu geçmişte çok önemli örneklerle görüldü. Hepsinin tanığı olduk. Yapılabilir. Buna katlanmak zorundayız bence. Şimdi bir yandan da tabii TL cinsinden krediyi alıp o krediyi kullanıp işte genelde işletme sermayesi için kullanılıyordu. Evet. Dolayısıyla çok maliyetli. İşletmelerin önemli bir bölümü dolar cinsi kredilere, döviz cinsi kredilere dönmüşlerdi. Dolayısıyla aslında burada da kabaca yılbaşından bu yana bir 15 milyar dolar civarında ekstra borç geldi. Evet. Bunun üzerine geçen hafta faiz kararını müteakip hemen bir düzenleme geldiğini gördük. Ve bankalara döviz cinsi kredilerde %2'lik büyüme sınırı geldi. Bu hala bir miktar yer olduğunu söylüyor bize ama sonuç itibariyle buranın da bir dizginlenmesi için Merkez Bankası'nın gözünün orada olduğunu anlıyoruz. Bu tarafa yönelimi nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım. Ya şimdi içeride kaynak sıkışınca zaten daha çok dışarıya doğru zaten yönlendirdiler. Ama oraya da çok fazla hani bir anlamda saldırı olunca ister istemez çare dışarıya dönünce orada çok büyüdü. Sonuçta o borç sadece borçlananın değil ülkemizin borcu. Onu da bir şekilde disipline etmek gerekiyor. Zaten şimdi eğer kemer sıkıyorsak, enflasyonu düşürmek üzere bütün önlemleri alıyorsak onlar da bir önlem. O da önlemlerin içerisinde olan bir şey. Bu sıkılaşmayı yaşamak zorundayız. Başka yolumuz yok. Yine elbette şirketler açısından önümüzdeki dönem adına biraz daha yapının zorlaştığı bir süreçte karşı karşıya olduğunu kabul etmek lazım. Hani istihdam dediniz,
bu tür dönemler maalesef istihdamda da daralma olmadan çok kolay atlatılamıyor. Şu ana kadar bir istihdam kaybı, hani belli başlı sektörlerde olduğunu anlıyoruz ama genele yayılmış bir istihdam kaybı yok. Çünkü ekonomi hala canlı kalmaya devam ediyor. Şirketlerde hala son 2,5 seneden kalan bir miktar likidite yastığı var ve bu kullanılıyor. Dolayısıyla belli ölçüde bu kullanılıyor diyebiliriz. Fakat bir aşamada hakikaten istihdamı da belki belli noktadan sonra biraz zorlayacak, şirketlerin büyüme planlarını biraz öteleyecek ya da biraz önce bahsettiğiniz gibi nispi küçülmeyle sonuçlanabilecek belli başlı risklerin olduğu bir süreç. Aynen. Dolayısıyla hazır olduğunu düşünüyor musunuz bunu hem şirketlerin hem de aynı zamanda o şirketlerden gelen serzenişler, şikayetler, öfke dolu açıklamalar ve bunlara karşı ekonomi yönetimini? Şimdi rahat kazanmaya alışınca ya da rahatlığa alışınca ondan vazgeçmek, ondan bir şekilde o kayıpları yaşamak hiçbir senin hoşuna gitmez. Ama ortam buna zorlayacak mecburen. Şimdi evet, istihdam tarafında genelde bir çok ciddi kayıp görünmüyormuş gibi görüyoruz hakikaten de. Ama tekstil ve hazır giyimde bayağı böyle 300 binleri aşan bir kayıp söz konusu. Diğer sektörlere de yavaş yavaş sıçrayabilir ama gerçekten de hala Anadolu'da dolaştığımız o sebeplerde eleman bulamıyoruz yakınmalarını çok sık bir şekilde duyuyoruz ve anlatıyorlar bize. Mesela dün Diyarbakır'da öğrendiğim bir rakam, hani genç işsizler var ya, hem iş aramıyor hem de herhangi bir şekilde hem okula falan. Hem işsiz hem iş aramıyor. Evet. Ne istihdamda ne eğitimde görüyorlar. Onların oranı %52 falan civarında. Bunun herhalde en yüksek olduğu yer oralarda. Herhalde yani. Öyle olması Diyarbakır. Lazım. Çünkü ne oluyor? Bir yandan o sebeplerde gerçekten eleman arayan şirketler görüyoruz. Ama bir yandan da onlar iş aramıyor. Çünkü beklentisi yüksek. Hepsini üniversite mezunu yapınca biz doğal olarak oraya doğru bir gidiş oldu. O beklenti yüksek olunca da gidip o sebeple çalışmak istemiyor. Başka şeyler arıyor. Veya işe girdiği andan itibaren daha yukarıdaki bir mevkiden başlamak istiyor. Böyle bir şey söz konusu. Yine aynı şekilde işte az önce bahsettiğim o küçülme konusunda da elbette o rahatlığa alıştığı için insanlar o rahatlıktan çok vazgeçmek istemiyor. Hani şöyle bir şey vardır. Hani dua ederken dersin ki ya Allah insanı gördüğü günden geri koymasın. En zoru da odur. Gerideyken bilmezsin yukarıdakinin ne olduğunu ama yukarıdakini gördükten sonra tekrar aşağı düşmek çok zor gelir insanlara. Onu yaşıyoruz. Özellikle bu noktada hani şimdi enflasyon aşağıya gelecek. Niye gelecek? Baz etkisi nedeniyle gelecek. 2-3 aylık bir periyot var önümüzde. Fakat esas ondan sonra enflasyonun işte belki 45'lere doğru geldiği son çeyrek itibariyle tartışma başlayacak gibi görünüyor. Bu taraf için ne söylersiniz? Çünkü orada faiz indirimi için talepte bulunanların sayısının arttığını, istihdamın güçleştiğini, dolayısıyla hani buralardan gelen yakarışların biraz daha siyasi otorite tarafından da duyulur hale geleceğini, ancak sonrasında tablonun nereye doğru evrileceği konusunda biraz daha yönlendirme, mihmandarlık, sıkı duruş devam edecek mi edecekse ne kadar edecek gibi konularda biraz daha yönlendirmenin gerekebileceğini anlıyoruz. Ne dersiniz? Yani şimdi o sıkı duruşa devam etmek zorundayız. Yani hemen baz etkisiyle enflasyon düştü, biz de arkasından faizi bir an evvel indirelim diye bir havaya girersek sıkıntı yaşayabiliriz ve kontrolü kaybedebiliriz. Onun için o hesabı, ki tabii bütün veriler ellerinde, yani hem Merkez Bankası'nın hem Hazine'nin ya da işte Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın elinde. Dolayısıyla onlar o fotoğrafı iyi görüp çok fazla aceleci davranmamak durumundalar. Elbette şikayetler çok olacaktır. Bugün de oluyor. İşte ihracatçı fiyat tutturamamaktan yakınıyor. Başlangıçta tekstil ve hazır giyim onu çok dillendiriyordu. Şimdi birçok sektörde gerçekten de fiyat tutturamamak gibi bir sıkıntı yaşanıyor. Haklılar da o konuda. Ama onun başka formüllerini bulmak gerekiyor. Diğer taraftan faizden de yakınma söz konusu. İşte yatırım yapacağım, bu kadar yüksek faizde yatırım yaparsam bunu tekrar ödemek o kadar kolay olmayacak diye yakınma söz konusu. O zamana doğru gerçekten de sesler daha da fazla yükselebilir. Bence sabırlı olmakta fayda var hepimiz için, hepimizin faydasına. Sıkıntıyı çektik, o sıkıntıyı çekiyoruz. O sıkıntıyı çok daha erken bitirelim
telaşına girersek sonra ucunu toparlayamayız gibi görünüyor. Şimdi daha büyük bir tartışma aslında finansal yeniden yapılandırma çerçevesi de gelmiş olmasına rağmen son dönemde giderek artan sayıda konkordato görüyoruz. Evet. Hatta daha önce şirketler üzerinde konkordato görürken şimdi artık bireysel konkordato başvurularının da yanıtlanmaya başlandığını görüyoruz. Bu bugünlerde kiminle konuşsak? Hani şirket temsilcileriyle de konuştuğumuzda, hissedarlarıyla da konuştuğumuzda, bankalarla da konuştuğumuzda en temel soru işareti olarak, büyüyen bir risk olarak karşımıza geliyor gibi duruyor. Konkordato kararları hızlı ve rahat bir şekilde veriliyor. Eskiden iflas ertelemeydi, şimdi konkordatoya dönüştü bunlar. Bir dönem çok modaydı. Şimdi ihtiyacı olan olmayan ayrı mesele. Fakat tabii bunun bir yola dönüşmesi de riskli. Çünkü konkordato ilan eden bir şirket sadece kendisini etkilemiyor. Bütün ödeme zincirini tabii, ciddi bozuyor. Anlamda akamete uğratıyor. Dolayısıyla hani bu konkordato meselesi çok tartışılması ihtiyaç haline dönüşmüş hale geliyor gibi duruyor. Ne dersiniz? İflas ertelemesi zaten öyle oldu. Bir nevi hemen çok böyle aşırı sıkıntıya girmese de şirketlerin kendini korumaya alma yollarından biri oldu. Şimdi aynı şey konkordato için geçerli. Dikkat etmek lazım ama şimdi onu da ne kadar kısabiliriz, ne kadar önlem alabiliriz? Çok önlem alırsak da bu sefer işin dozunu kaçırırsak o da zor. Takip etmek lazım. Belki haksız yere oradan bir kaçış yolu gibi kullananlar varsa onları belki biraz daha yakından denetlemek ve uyarmak gerekebilir. Nasıl yapacağız onu? Yani çünkü çok kolay değil. Hakikaten yani kolay değil. Ama yani yolları var. İşte yani, koşulları biraz belki var. Farklılaştırmak belki, söz konusu olabilir mi? Belki şey doğrudan uyarılarla yani direkt şirketlerin kendisini, şirket sahiplerinin kendisini direkt uyarılarla, yukarıdan uyarılarla geçmişte birçok konuda oldu bunlar. Ama o kadar da mikro yönetebilir misiniz bu şirketleri? Yönetmek yani, zor ama kolay değil başka yol yok. Yoksa şimdi genele yaydığın bir adım atarsan o da sıkıntı yaratabilir. Yani konkordatonun koşullarını belki biraz daha farklılaştırılabilir, belki biraz kademelendirilebilir falan olabilir, ama olabilir. Yani konkordato kararını çok hızlı mahkemeler tarafından çok hızlı alınmasını belki biraz daha düşünme payı bırakacak ya da gelişme gözlemleme payı bırakacak şekilde dizayn etmek belki ya da daha iyi olabilir. İnceleyin ona göre kararını verin konkordatonun diye belki şey olabilir. Mahkemelere öyle bir telkinde bulunabilir. O olabilir ama hak edenin de çok geç konkordatoya girmesi o zaman daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Yani onu da dengelemek gerekiyor bence. Finansal yeniden yapılandırmanın geçtiğimiz dönemlerde çok işlediğini görmüştük. Evet. Yani İstanbul yaklaşımı çerçevesi gibi okuyabiliriz. Yani burada bankayla özellikle borçluyla alacaklı bir araya geliyor. Belirli bir aşamada koşulları ya zamana yayarak ya belli başlı noktalarda hafifletmek suretiyle bu işi yönetebiliyorlar idi. Dolayısıyla şimdi geçen seferlerde bu çerçeve iyi çalışırken bu sefer biraz daha geriden gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle tabii burada hani büyük borçların yapılandırılması daha bildiğimiz ezber. Yani küçüklerde çok işlemiyor da daha çok büyüklerde kuvvetli işliyordu. Büyükler biraz daha kendi likiditesini yönetebiliyor ondan mı yoksa neden? Küçüklerin çok fazla şansı olmuyor. Yani şimdi hatırlayalım, ismini şimdi söylemek istemiyorum ama büyüklerden bir tanesi, yani ilk böyle çok büyük yeniden yapılandırma hikayesinde bankalara çok da eski dönemin ünlü avukatlardan birinin imzasıyla direkt mektup gitti. Yani bir nevi o borcu bankalara karşı tehdit gibi kullandı. Ondan sonra da bütün bankalarla, biri hariç bütün bankalarla oturdu ve çok da rahat ödeyebileceği bir yeniden yapılandırma noktasına geldi ki sonra tekrar da gözden geçirip daha da iyileştirmeler yapabildiler. Büyük borçlunun öyle bir şeyi var, gücü var. Ama küçüklerde banka eğer hele de İstanbul yaklaşımı ya da yeniden yapılandırma gibi bir şeye çok sıcak bakmıyorsa acısını küçüklerden çıkarıyorlar. Onun için orada biraz sıkıntı yaşanabilir. Peki bir küçük araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Muyar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak şirketler cephesinde olup bitenleri konuştuk ve değerlendirmeye çalıştık. Şimdi birazcık kur üzerine değerlendirme yapalım isterseniz. Çünkü özellikle kur tarafında bir sabitlenme, bir stabilizasyon oldu. Seçim öncesinde Merkez Bankası rezerv yakarak kuru belli bir seviyede tuttu ki ekstra bir enflasyonist etki görmesin. Evet. Fakat seçimden sonra da o kadar muazzam bir etki geldi ki yurt dışından gelen para nedeniyle bu sefer kendi rezervini toparladı. Sattığından çok daha fazlasını geri alarak toparladı hem de. Kurun bu kez de aşağı gitmesini engellemek durumunda kaldı Merkez Bankası. Elbette bununla beraber bir miktar piyasaya alınan döviz karşılığında sürünen Türk lirası nedeniyle sorun oldu. Bunda zorunlu karşılıklarla belli ölçüde sterilize etti. Zaten hatta şu an itibariyle piyasadaki net fonlama artıya doğru geçti. Yavaş yavaş da açık piyasa işlemlerine doğru kayıyor swap kanalından fonlama. Daha çok var elbette ama bir miktar buraya doğru kayış olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi tabii sorun kurun dengelendiği yer doğru bir yer mi değil mi? Ve kur şu an itibariyle bu kadar yabancı girişi de varken bireysel yatırımcılar da hane halkı da dönüyorken özellikle dövizden Türk lirasına yukarı gider mi gitmez mi? Yukarıya gitmesinin önündeki bu akım engeli söz konusuyken kur burada duracaksa bir tabii ihracatçının durumu ne olur? İki, bir yandan da ithalatı biraz daha tetikleyici rol oynar mı, ne dersiniz? Aslında en sıkıntılı taraf ithalatı tetiklemesi. Daha önce hani 1 dolar 1 TL'ye yaklaşıyor ve 1 dolar 1 TL olacak denilen dönemlerde şeyde ithalatta ciddi bir yükselme söz konusu olmuştu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. 2018'deki o ikinci yarısındaki kur dalgalanması, yükselmesi döneminde Çorum'da bir toplantıya katıldık Hakan Güldağ'la beraber. Ben o zaman Hürriyet'teydim. Hakan Güldağ dünyanın başındaydı. Salona döndüm, dedim ki kurun yükselmesi mi daha çok canımızı yakar, faizin yükselmesi mi? Herkes el kaldırdı, faizin yükselmesi canımızı yakar diye. Halbuki Türkiye'de kurun yükselmesi çok hızlı bir şekilde enflasyona etki yapıyor. Tabii ki faizin de gereksiz yere fazla yükselmesi daha sonra enflasyon etki yapabilir ama. Yani faiz işleri bozuyor, enflasyon hayatı bozuyor. Hayatı bozuyor ve anında yansıyor. Dolayısıyla bunu işte 4-5 yıl boyunca yaşayarak gördük. Şimdi öyle bir noktadan ağzımız yanarak geldi ki ister istemez enflasyonu dizginleyebilmek için bu kur politikasına dönmek zorunda kaldılar. Nitekim zaten hükümet de hem Hazine ve Maliye Bakanı hem Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kur hedefi koymasalar bile Merkez Bankası da aynı şekilde enflasyonun altında bir artışa izin vereceklerini çok rahat gösteriyorlar veya özel sohbetlerde de söylüyorlar. Bu çok normaldi. Şimdi dediğin gibi artık tersine düşmesin diye çaba harcıyorlar. Evet, sıkıntılı bir durum. İhracatçı için çok büyük sıkıntı. Bunu örnek olarak Sayın Şimşek'e de anlattım ben. Hakan Güldağ'la beraber gittiğimizde bir iki saat falan sohbet yapmıştık seçim öncesi. O bize şey grafiğini gösterdi. Dedi ki ya kurun düşük olduğu dönemlerde ihracat artışının olduğunu görüyoruz. Var öyle dönemler. Ya sadece kura bağlı değil aslında ihracatın temposu. Evet, haklı olabilir. Ama dedim ki bakın ben size ona adını söyledim ama şimdi burada reklam olmasın diye söyleyemeyeceğim. Bir önemli bir hazır giyim firması yurt dışında 700 mağazası var. Dedim ki CEO'suna ki ortağı aynı zamanda siz dedim mağazalarınıza, yurt dışı mağazalarınıza gönderdiğiniz malın ne kadarını Türkiye'den karşılıyorsunuz, ne kadarını yurt dışından? Dedi ki abi eskiden %65 civarında karşılardık Türkiye'den. Yani kendi üretimi değil, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üretim yaptırıyor. Şimdi %30-35'lere düştü dedi. Dedim ki bakın yani maliyeti tutturamama markaya kadar gitmiş. Yani markalı satışını bile maliyeti tutturamaz haline gelmiş. Belki hani nispeten düşük fiyatlı bir şey olabilir, ürün olabilir ama sonuçta bir sıkıntı. Ötekinin daha da sıkıntısı var demektir. Kendi markasıyla üretim yapmayanın. Ama bunu kurla desteklemek yerine
başka destekler bulmak zorundalar. Onu söyledim ben de Sayın Bakan. Dedim ki yani tamam Exim Bank'tan bir takım destekler veriyorsunuz ama belki lojistikle ilgili tabii Dünya Ticaret Örgütü kurallarına karşı çıkmadan bir formül bulunabilir. Oralardan destekler verilebilir. Yoksa yani kurun önünü açmak hatta şu anda düşme eğilimindeyken bir de yükselmesine izin vermek. Hatta bazı ihracatçılar bir süreden beri çifte kur uygulanmasını şey yapıyorlar. Hani ihracatçıya farklı kur uygulansın diye ısrarlar. Bu ama sonra, pek olacak iş değil. Bence yani de olacak şey değil. Uygulayanlar var dünyada ama bize uymaz. Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir sisteme geçmemeler lazım. Ama ihracatçıyı destekleyecek başka formüllerle işi yürütmemiz gerekiyor. Yoksa o fiyat tutturamamak pazar kaybına yol açıyor. Çünkü hani belki 1-2 yıl, yani 2 yıl biraz zor ama 1 yıl zararına satışı göze alanlar olabiliyor. Var öyle bir sohbet ettiğimiz, pazarı kaybetmeyelim diye katlanıyoruz diyorlar. Ama bunu 2-3 yıla falan çıkardığın zaman kimsenin dayanması mümkün değil. Özellikle İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'in de bu konuyla ilgili evet. değerlendirmesi olmuş. O da diyor ki hani kuru burada tutuyoruz, yatay seyrediyor ama firma kur 32 lirayken aslında 36 lira olmalıydı. Ben fiyatımı 36 liraya göre yapıyorum evet. Diyerek hareket ediyor. Böyle olunca siz kuru yükseltmiyorsunuz ama insanlar kendilerine göre olmasını gerektiği kurla TL fiyatını yükseltiyor. İçeride yapıyor çok, ama. İçeride. Bizce diyor en çok dikkat edilmesi gereken konu bu. Kurla enflasyon arasındaki korelasyonun kaybolmaması evet. lazım demiş. Aynen öyle. Doğru ama işte enflasyonu tutabilmek için de başka çarelerin olmadığını artık görüyorlar. Dolayısıyla kurun yükselmesindeki şu anda zaten artık kuru yükseltecek bir ortam da yok. Hani seçimden önce hep bekleniyordu ya seçimden sonra 40'a çıkar, 45'e çıkar, 50'ye çıkar falan diye. Yani olmadı çok şükür. İhracatçıyı başka türlü desteklemeler lazım bence. Peki bir de vergiyle ilgili gelmesini beklediğimiz bir evet. düzenleme var. Şimdi biraz da bunu konuşarak tamamlayalım hı-hı. isterseniz son 3-4 dakikayı. Kapsamlı bir vergi düzenlemesi olacağı anlaşılıyor. Hı-hı. Hem istisnaların yeniden düzenleneceği hem bu asgari kurumlar vergisinin yeniden gündeme geldiğini gözlemliyoruz. Dün de hatta Sayın Şimşek'in bununla ilgili açıklaması olmuş. Hani bunu biz almazsak zaten diğer ülkeler bizim adımıza evet. tahsil edecek. Bu hani farklı vergi düzeyi uygulamalarının ve istisnalar nedeniyle çok düşük ödenen çeşitli kurumlar vergisi imkanlarının belirli bir noktada durması ve herkesin %15 asgari kurumlar vergisine tabi olması meselesi. Bu hem çifte vergilendirme anlaşmaları üzerinden de tartışma yaratmıştı geçmişte. Ama sonuçta artık buraya doğru gelinmiş görünüyor. Hem bu kısmını nasıl değerlendirirsiniz? Bir, gayrimenkul tarafına dönük bir vergilendirme farklılığı, bir istisna değişimi hı hı. söz konusu olacak diye anlıyoruz. Bir de bu taraftaki haber akışını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi asgari kurumlar vergisi konusu özellikle daha çok yabancı şirketler ya da uluslararası çok uluslararası şirketlere dönük daha çok mesaj veriyor ama yine de söylentilerle tedirginlik gündeme gelmiş durumda. İşte söylentilerden birisi 3 yıl üst üste zarar ettiysen 4. yıl kardeşim sen de vergi öde. Bu kadar 3 yıl üst üste zarar gösteriyorsan dayanman mümkün değil. Gerçekten zarar ediyorsan dayanman mümkün değil. Kapanman lazım ya da işte küçülmen lazım. Ama sende hiçbir değişiklik yok demek ki başka bir şey yapıyorsun diye şüphelendirip onun için vergini öde bakalım denmesi söz konusu gibi bir şey var. Beklenti ya da söylenti var. Onlar olursa sıkıntı yaratabilir. Ama bunlar çok doğru mudur onu bilmiyorum. Mesela bir evet. biyoteknoloji şirketisindir ya da bir işte teknoloji şirketisindir. Aynen. Yani bir patent peşindesindir. Onu bulana kadar zarar edebilirsin. İşte yani genele yaymamak lazım yani, bu anlayışı. Her şeye böyle düz mantıkla bakmak da çok yani, doğru sonuç vermiyor yani. Bütün vatandaşları işte potansiyel suçlu gibi, potansiyel işte her şeyden kaçan, vergiden kaçınan. Bu vardır kaçan, yok değil de. Vardır ama hepsini görmemek lazım. İşini düzgün yapan birçok şirket var. Öyle değerlendirmek lazım. Orada şu var sadece. Şimdi biz doğrudan yatırım da çekmek isteyen ülkelerden biriyiz. Daha bütün dünya bunu istiyor. Amerika dahil herkes istiyor doğrudan yatırımı. Bizim kurumlar vergisi oranımız yükseldi. Temel oran yükseldi. YASET Başkanı'yla o dönemde sohbet ederken yani bunun geçici olmasını umuyoruz diye. Çünkü dünyada kurumlar vergisi oranı yüksek ülkeler arasına girdik. Bayağı yüksek geldi. Onu belki genel oranı da bu sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra düşüreceğimizi belki ilan edebilirsek o zaman çok büyük telaş yaratmaz ve
Onlar da ödenir. Herkes zaten şunu bekliyor. Özellikle uluslararası yatırımcılar da ben öngörülebilir olsun istiyorum diyor. Ben kendim ona göre ayarlarım ama böyle sürpriz olursa, geriye dönük kararlar alınırsa o beni rahatsız eder diyor. Ona dikkat etmek gerekiyor bence. Gayrimenkul tarafı için son bir dakika. Evet, gayrimenkul tarafı şimdi gayrimenkul de zaten Türkiye'nin çok gerçekten vergiyle ilgili kaçınma tarafı çok yüksekti. Oralara bir disiplin gerekiyor ama işte kiracıları sorguya almaya başladılar biliyorsun. İşte 500 bin civarında ek beyanname veren şey oldu, konut sahipleri oldu. Çok abartmamak lazım. Yani evet, kontrollü bir şekilde gayrimenkulü de disiplinli bir vergiye sokmak gerekiyor. Çok düşük bedeller gösterilen konutlar var. Onlara bir disiplini getirmek gerekiyor. Bir de yaygınlaştırmaya niye becermemiz gerekiyor? Yoksa mevcutlara hep gidersek o da rahatsızlık yaratır. Vahap Muyar, çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Sabah raporundan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.